Bu hafta da saç bakımı ve cilt bakımı için Çerkezköy'deki Buse Kuaför ve Güzellik Salonu'na geldim. Seyahat aralarımda, ailemde kaldığım dönemlerde tüm bakım rutinlerimi Buse Kuaför ve Güzellik Salonu'na emanet ediyorum. Gelin hep birlikte bu cici aile işletmesindeki saç ve cilt bakımı rutinimi izleyelim. Tekirdağ Çerkezköy'den herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün saçlarıma bakım yaptırmak için ve cildime bakım yaptırmak için Buse Kuaför ve Güzellik Salonu'na geldim. En güzeli de kendileri bana Bolu sponsoru oldular, sağ olsunlar. Buradan da inşallah Bolu'ya gideceğiz. Neden gideceğiz diyorum. Çünkü işletme sahibesi Fatoş Uçar Hanım benimle birlikte Bolu'ya gelecek. Çünkü onun memleketi Bolu olduğu için bana Bolu seyahatimde hem sponsor olup hem de eşlik edecek, sağ olsun. Bakalım Bolu'da da bizi neler bekliyor, göreceğiz. Çerkezköy'e aileme geldiğim zamanlar bakımımı yaptırdığım, güvendiğim, aynı zamanda ilkokul kuaförüm olan Sadri Bey'in yanındayız. Sadri Bey'i de herkes Çerkezköy'de bilir. Çerkezköy'ün ilk ve en eski ustasıdır. Benim de ilkokul kuaförümdür. O yüzden ben de yerleri çok farklı. O zaman yağmur da başladığına göre daha fazla ıslanmadan içeriye girelim. Bakalım bizi neler bekliyor. Görüşürüz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Sağ olun Ezel Hanım. Hoş siz geldiniz. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizi gördüm. Allah iyilik versin. Çok heyecanlıyım. Bugün bana neler yapacağız, neler? Evet. Neler yapılacak, neler? Buyurun Fatoş Hanım. Neler yapacağız? Cilt bakımı güzellik bölümümüzü alacağız size. İlk önce oradan başlayacağız. Sonra da? Evet. Sonra da saç bölümümüzü alacağız. Berk Bey sizden gayet güzel bir şekilde ilgilenecek. Çok sağ olun. Saçların kurumuş olan saçlara güzel bir bakım. Ondan sonra da güzel bir saç kesimi. Perfect. Evet, o zaman görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi beraber devam edelim. Buyurun. Merhaba Emel Hanım. İyi günler. Buse Güzellik Salonu'ndan arıyorum ben. Cilt bakım randevunuz vardı, onu hatırlatmak için aradım. Evet. Bir 10 dakika önce gelirseniz çok sevinirim. İyi günler Emel Hanım, iyi günler. Merhabalar, tekrardan. Merhaba. Ve hoş geldiniz. Teşekkürler arkadaşlar. Buse Kuaför ve Güzellik Salonu'ndayız. Yanımda Fatoş Uçar var. Birazcık kendisi bize bahsetsin. Kimdir Fatoş Uçar? Salonunda ne gibi hizmetler veriyor? Öğrenelim hep beraber. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz tekrar. Ben Fatoş Uçar. Güzellik sektöründe 26 yıllık tecrübeye sahip bir güzellik uzmanıyım. Salonumuzda anti-aging bakımlarımız var. Anti-aging gençleştirme, vitamin bakımlarımız var. Kimyasal peelingler uyguluyoruz. Koz örümcek ağı bakımlarımız var. Çok cildi yenilemekte. Saç ve kaş limitasyonu, vitamin bakımlarımız var. Çok güzel. Kalıcı makyaj ve dudak uygulamalarımız var. Eyeliner uygulamalarımız var. Ve son yılların çok doğal olan mikrobileylik kaş çalışmalarımız var. Evet, o artık blok kaş modası gitti değil mi? Gerçekten öyle ama çok böyle blok uzaylı kaşları gibi böyle kalıp kalıp kaşlar vardı. Şimdi onları silmekle uğraşıyoruz biz. Evet. Çok uzun zaman alıyor ama sonuç alıyoruz. BB Glow uygulamamız var. BB Glow ciltte renk eşitleme ve yenileme. Halk arasında fondöten diye söyleniyor ama çok organik yapılan kök boyalarla elde edilen. Çok da boya demeyelim, fondöten gibi değil. Cildin yapısını eşitliyoruz. Vitaminler vererek ve içindeki kök boyalar dediğimiz maddelerle. Lazer ve iğneli epilasyon yapıyoruz. Lazer ve iğneli epilasyonu kombin çalıştığımızda gerçekten çok güzel bir sonuç elde ediyoruz. Vitiligo çalışmasında, vitiligo hastalarına yapılan renk pigmentasyonların melanin hücrenin ölümünde böyle
beyaz beyaz cildimizde, vücudumuzda. Evet, yani onlara kalıcı makyajla cildin tonunda uygulamalar yapıyoruz. Güzel bir çözüm gerçekten. Tabii ki bu tıp alanında da bu meme ameliyatlarında, meme ucu çalışmalarında onkoloji yapabiliyoruz. Onkoloji hastaları için değil mi? Memesini kaybeden. Evet, onlar da meme yapıldığında onların uç çalışmalarını yapıyoruz ve çok doğal görünümler elde ediyoruz. Evet. Profesyonel bir şekilde gelin makyajlarımız ve nişan makyajlarımız var ve kadının en çok beğendiği, sevdiği ve birden böyle değiştiği bir makyaj türü. Evet, gerçekten evet. Profesyonel makyajda bazen tanınmayan kadınlar oluyor öncesi ve sonrası. Aynen, makyaj görüyoruz. Makyaj aslında o kadar önemli. Tabii ben çok fazla yüzüme ciddi böyle kalıp kalıp fondötenler, pudralar sevmiyorum. Hep doğalından gidiyorum yani. Öylesi daha hoşuma gidiyor ama kimisi de çok daha fazla yoğun makyajları seviyor. Aynen, ama şöyle bir şey var, cilt önemli. Bakımı ben hep ona değiniyorum ama cildimiz gerçekten bakımlı ve güzel vitaminlerle kendi ihtiyaçlarını aldığı zaman yaptığımız makyajlar da çok güzel çıkıyor. Doğru doğru, evet. Zemin çok önemli yani. Zemin, aynen. Aynen. Peki o zaman son olarak neler söyleyeceksiniz? Son olarak Rusfolium ipek kirpik dediğimiz, son zamanlarda gerçekten kadınları çok güzel gösteren bir uygulama. Lifting, kaş ve kirpik bakımlarımız var. Vücut bakımlarımız var. Evet. Vücut şekillendirme bakımlarımız var. Masajlarımız var. Bu şekilde. Çok güzel. Peki bugün bana ne yapacağız Fatoş Hanım cildime? Bugün size, kış aylarındayız biliyorsunuz. Cildimiz kış aylarında kuruyor. Bunun için cildimizin ihtiyacı olan vitaminler, hyaluronik asitler, kojic asitler, C vitaminleri, bunları takviye yapacağız ve bunlarla ilgili çok güzel maskelerimiz, çok güzel bakımlarımız var. Bunları uygulayacağız. Size böyle efektli bir şekilde ışıl ışıl buradan göndereceğiz. Oradan da sadece bir yere gideceğim. Saçlarımı güzel bir kesimle bakım yaptırmayı planlıyorum. Ondan sonra da nereye gidiyoruz beraber? Evet, nereye gidiyoruz? En heyecanlı yerlerinden birisi burası. Benim memleketim olan Bolu'ya gideceğiz. Evet, Bolu sponsorumuz Fatoş Uçar, Buse Kuaför ve Güzellik Salonu'nun sahibi, işletmecisi hanımefendi. Böyle güzel bir teklifte bulundu. Benim de canıma minnet. Bizim de. Evet, o zaman gidelim. Önce cilt bakımımızı yapalım. Sonra Sadri Bey'e gidelim. Saçlarımızı bir güzel baktıralım, kestirelim. Ondan sonra Bolu'da görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ama müsait olursa uçuyor muyuz? Evet, evet, orayı unuttuk. Hocayla birlikte tandem yapacağız. Evet, tabii ki rüzgarın yönü müsait olursa uçabiliriz. İnşallah. Uçabiliriz. O zaman öpüyoruz. Biz bakıma geçiyoruz. Yine görüşürüz. Başlıyoruz. Evet, cilt bakımımızda cildimizi temizleyerek başlıyoruz. Natural peelingimizle, temizleyicimizle cildi açıyoruz, temizliyoruz, arındırıyoruz. Maskeyi hazırlıyoruz. Evet, cildimizi 3 dakika masaj yaparak peelingimizle açıyoruz, temizliyoruz. Ve 3 dakikamız doldu. Tekrar cildimizdeki peelingimizi temizleyelim. Sırada şimdi cildinize güzel hazırlanmış vitaminlerle birlikte tonikleyeceğiz. Ondan sonra high frekansımızla dezenfekte yapacağız. Evet, gözlerimizi kapatıyoruz. Evet, şimdi dezenfekte edeceğiz. Şimdi maskemize geçiyoruz. Maskemizi açtık. Cildimize bütün vitaminlerin olduğu bir maskemizi uygulayacağız ve 20 dakika
bekleyeceğiz. Yüz ovalimize göre hazırlanmış. Çok güzel maskelerimiz var. Buradan ışıl ışıl çıkacağız Ezel Hanım. İnşallah. Size güveniyorum. Ne güzel. Maskemizi güzelce cildimize yerleştiriyoruz. Şimdi 20 dakika maskeyle sizi dinlenmeye bırakıyoruz. Hadi bakalım o zaman. 20 dakika sonra tekrar görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet, 20 dakikalık süremiz doldu. Maskemizi çıkartıyoruz. Evet, maskemizi güzelce cildimize masaj yaparak kas yönüne doğru güzelce yediriyoruz. En zevkli yeri cilt bakımının. Kim masajı sevmez ki? O yüzden hayatım boyunca spa, hamam merkezlerinden hiç çıkmamış bir tipimdir yani. 15 senedir güzellik salonlarında spa, hamam, masaj. Hep giderim yani. Kadınların en zevk aldığı yerler, kendilerini iyi hissettiği yerler. Kesinlikle. Çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır değil mi? Aslında gerçekten bu doğru bir söz. Çok doğru söylenmiş. Gerçekten İmkanlar çirkin kadın yok. İmkanlar dahilinde her kadın kendine bakmakla mükelleftir bence. Bakmayan kadın mutsuz oluyor zaten. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok güzel hissediyorum. Süper mini bir cilt bakımı ve gerçekten şu an cildim nefes alıyormuş gibi hissediyorum. Zaten çok güzeldi. Ürünler kullandı. Fotoşopum sağ olsun. Bitti değil mi? Evet, bitti. Şimdilik bu kadar ama bekliyoruz tekrar. Çok güzel bir bakım oldu. Ben şu an rahatlamış ve gerçekten cildim nefes almış hissediyorum. Ellerinize sağlık. O zaman buradan nereye gidiyoruz? Teşekkür ederim. Sadri Bey'e. Sadri Bey. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Size bugün anlatacağınız çok güzel bir ürün var. Bu üründen bahsedelim. Kolajen Lift. Evet. Kolajen Lift bize neler sağlıyor? İçilebilir kolajen. O yüzden hücrelerimize kadar etkileri çok fazla, çok hızlı bir şekilde bir haftada etkisini gördüğümüz bir ürün. Sığır kolajeninden elde ediliyor. Fransa yapımı. Ve şu an Şerkezköy bayisiyim ben kolajen. Çok güzel. Hücre bölünmesine çok etkili bir ürün. Saç dökülmesinde, saçların canlanmasında, kırışıklıklarda ve derin ve ince çizgilerin yok olmasında çok etkili bir ürün. Bir pakette 21 tane sıvımız var ve her gün sabah aç karnına içiyoruz bunu. Ve 3 aylık bir kürde daha sonuç alıyoruz. Ve 3 aylık kürden sonra bunu 3 ayda bir veya 4 ayda bir tekrarlayabiliyoruz. Ve tek tek kullanmaya başlıyoruz. Yani haftada 2 gün veya 3 gün sonra 2 kez falan kullanmaya başlıyoruz. Yani bunu devam ediyoruz ve hücrelerimizi önce bir dolduruyoruz. Faydasını gördükten sonra sürekli gıda takviyesi olarak bunu kullanabiliyoruz. Bunu içtik 3 ay sonra bizim cildimizde ne gibi değişiklikler olacak gözle görülür şekilde? Cildimizde, tırnaklarımızda, vücudumuzda 18 yaşında nasıl hücrelerimiz kendini yenileyip daha canlı oluyorsa bunda da böyle faydalar görebileceğiz. Yani benim kaz ayağı çizgilerim göz kenarlarımda azalacak. Dudak üstündeki çizgilerim azalacak. Cildimde daha bir sıkılaşma ve elastikiyet kaybından kaynaklanan o gevşeklik gidecek diyorsunuz yani. Evet. Ürüne güvenebiliriz. Arkasındasınız ürünü. Çok güzel. Tamam, arkadaşlarımıza, takipçilerimize de buradan bu ürünü bu şekilde tanıtmış olduk. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Ezel Hanım. Merhaba. Hoş geldin tekrar. Cilt bakımım bitti. Şimdi sıra saçımıza geldi. Evet tamam. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi saçımıza güzel bir kesim yapacağız ama kesimden önce saçımızı nemlendirici bir bakım yapalım. Hadi o zaman. Buyurun. Berk Bey. Şapkamızı alıyoruz. Şu an şampuanımızı yapıyoruz. Saçı bir arındıralım. Ondan sonra da bakımımıza devam edeceğiz. Şu an saçımızın bakımını bitirdik. Duruluyoruz.
Durulama yaptıktan sonra da saç kesimine geçiyoruz. Evet Ezel Hanım, kesimimize başlıyoruz. Ezel Hanım, saçımızın boyutu bu. Tekrar kırıklarını temizleriz yine. Bakım kesimleriyle beraber. Şarkülünüzü ve sizin gözlerinizi rahatsız etmeyecek kadar kısalttık. Kafire bayağı alıştım artık, vazgeçemiyorum. Evet, çok da şık duruyor size. Evet Ezel Hanım, ıslak hali budur. Şimdi bir de fön çekelim, çekil verelim. Ondan sonra son halini de kurumuş halini görelim. Makas önemli, kesen önemli, kişi önemli. Evet Ezel Hanım, saçınızın yumuşaklığını fark ediyor musunuz? Bakımdan sonra. Kuruyan saçlara nem dengesini geri getiren bakımlarımız da var. Çok güzel çekimi yaptık beraber. Saçlarımı yaptık, bakımımı yaptık. Eğlendiniz mi bu çekimlerde? Çok eğlendik. Siz eğlendiniz mi? Ben de çok eğlendim gerçekten. Büyük çok mutlu oldum. Büyük bir zevkle işlerimizi de yaptık. Evet, inşallah ayağım da size uğurlu gelir. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin diyorum. Umarım sizin. Bolu'da görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Görüşürüz sevgiler. Şimdi rotamız Bolu Abant Kızlar Çöldü Tepesi.
1430 rakımla Takeoff yamaç paraşüt alanına doğru yol alıyoruz. Evet, Bolu'da da meşhur lastikle kayma işte bu noktadan yapılıyor arkadaşlar. Ayder'de de kayamamıştım. Burada da kaymayı planlamıyorum. Bayağı uzun bir pist. Ama çok dik değil tabii. O kadar da tehlikesi yok. Gayet keyifli bir şekilde. Küçücük çocuklar gördüğünüz gibi kayabiliyorlar korkusuzca. Günaydın herkese. Bolu'dan tekrar selamlar arkadaşlar. Bulduğum her tepede size Bolu'yu anlatacağım. Bolu'nun arkamdaki manzarası şu an Mudurnu'ya bakıyormuş. Biz yani sol tarafa doğru devam ediyoruz. Sol taraf paraşütün olduğu tepeye doğru gidiyoruz. Paraşüt uçuşlarının yapıldığı tepeye doğru gidiyoruz. Ama burası da çok güzel manzara olarak görmenizi istedim. Bir bakın. Müthiş bir manzara var. Evet. Şimdi bu yoldan devam ediyoruz. Görüşürüz. Havacılık ve uçuş sporu turizmi için Abant'ın Çekni Yaylası Havzası, Bolu'nun çok önemli bir doğal parkurudur. Yaklaşık 10 yıldır Kızlarçalı Yamaç Paraşütü Takeoff alanı yoğun bir şekilde yamaç paraşütü için kullanılmaktadır. Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi olan İsmail Uçar, havacılık ve uçma konusunda Bolu'nun bu konumda elçisidir. Kendisi Fatma Uçar hanımefendinin de kuzeni olmaktadır. Havanın müsaitlik durumuna göre hep birlikte Kızlarçalı Yamaç Paraşütü alanında tandem uçuş yapmayı deneyeceğiz. Bakalım hava bize izin verecek mi? Evet, Kızlarçalı Yamaç Paraşütü alanındayız. Geldik, meteorolojiyi kontrol ettik, hava durumunu kontrol ettik. Rüzgarımızın yönü güzel, yalnız rüzgar biraz zayıf. Şu anda 20 tane pilot arkadaşımız hazırlandı. Single uçuşlarımızı yapacağız. Hava durumu tandem uçuşlara uygun değil. Bakalım şimdi tek tek single uçuşlarımızı yaptıktan sonra uygun olursa tandem uçuşlarımıza geçip Fatoş Hanım'ı ve Ezel Hanım'ı da buradan uçurmayı deneyeceğiz. Ola ki hava durumu uygun olursa tandem uçuşlarımızı da buradan yapacağız. Tandem uçuşlar nedir diyeceksiniz. Evet, tandem uçuşlar evet. Nedir hocam? Tandem uçuşlar ikili uçuşlar. Evet. İkili uçuş yapılınca onun metrekaresi biraz daha fazla oluyor. Ağırlığa göre paraşüt seçiyoruz. O açıdan daha büyük oluyor. Ve rüzgarın da buna yeterli olması gerekiyor. Evet. Daha fazla rüzgar olması gerekiyor. Onun için rüzgarın artmasını bekleyeceğiz. Eğer ola ki artarsa buradan hep beraber uçmuş olacağız. Biz single uçamayız. Öğrenmediğimiz için. Single uçmanız için bir takım eğitimlerden geçmeniz gerekiyor. O da bayağı sertifika zaman alır. Gerekiyor. Evet, olmaz. Onun için şimdi zamanı. Ona bir vakit ayırırsanız. Şöyle i̇nşallah. Bir 5-10 gün, 1 ay civarında. Git gel, buradan git gel, öğreniriz. Hale gelirsiniz tabii. İnşallah hocam ya. İnşallah. Sağlık olsun, inşallah bir dahaki sefere uçarız. Evet. Öpüyoruz o zaman. Sevgiler. Buradan paraşütsüz uçabiliyor muyuz? Bir deneyeyim mi ben? İlk olurum. Harika. Yani şansımıza küselim. Uçamıyoruz. Ama inşallah uçacağımız günler de yakındır. Tekrar geliriz ve uçmayı tekrar deneriz. Tekrar gideceğiz. Buradan uçup o deneyimi yaşamazsak bence üzücü olur. Çok bir daha geleceğiz değil mi Fatoş Hanımcığım? Söz ver bakayım burada. Söz veriyorum, bir daha geleceğiz. Bolu'yu ilk defa geldim, gördüm ve çok beğendim. Yamaç paraşütü sevdalarını Bolu'ya davet ediyorum arkadaşlar. Doğru bir nokta, doğru bir manzara ve panorama. Bence tablo gibi. Bolu'ya da bu yakışır zaten. Çizeceğim ben burayı bir de. Abant Gölü'ne geldik. Abant Gölü, yer altında meydana gelen tektonik çöküntüler sonucunda büyük taş bloklarının vadiyi doldurmasıyla oluşmuştur. Bolu'nun 34 kilometre güneybatısında Abant Dağları üzerinde oluşmuş bir krater ve birikinti gölüdür.
Park alanında yükseklikleri 1400 metreden 1700 metreye kadar birçok tepe bulunmaktadır. Abant Gölü yılın her ayında büyüleyici bir güzelliğe sahiptir. Hem günübirlik gezip görmek hem de konaklamak amacıyla tercih edilen çok popüler bir tatil merkezidir. Evet, Bolu'dayım. Doğa yürüyüşümüz başladı. Hava çok güzel, açık, güneşli. Kar her yerde var ve hiç soğuk yok. Fatoş Hanımcığıma buradan çok çok teşekkür ediyorum bana Bolu gezimi hediye ettiği için. Büyük bir zevkle. Harika. Çok güzel. Öpüyoruz. Çevresi 7 kilometre olan Abant Gölü, yılın her ayı ayrı güzelliklere sahip olan aktivitelerle doludur. Park girişinde ücretsiz ziyaretçi tanıtım merkezi ve doğa müzesi ziyareti, göl çevresinde piknik, kamp, sportif olta balıkçılığı, doğa yürüyüşü, bisikletle ve faytonla gezinti, Çepni Yaylası'nda da yamaç paraşütü olarak sıralanabilir. Abant Gölü manzarasını size panorama olarak arabayla durduk. Buradan önce bir gösterelim aşağıya inmeden dedik. Aşağıda trafik o kadar yoğun ki biz arabayla belli bir noktaya kadar inip arabayı bırakacağız. Artık yürüyeceğiz galiba. Çünkü trafiğe girersek çıkamayız saatlerce. Herkes akın akın hafta sonu Bolu Abant'ın kenarına mangal sefasına gelmiş. Kar, kış, kıyamet, kimse Bolu'ları mangaldan alıkoyamıyor gördüğünüz gibi maşallah. Abant Gölü çok güzelmiş. Bolu'da olmak bence büyük bir şans. Çok beğendim ben buraları. Abant Gölü muhteşem. Anlatıldığı kadar canlı canlı görüyorum. Çok güzel arkadaşlar. Göl donmuş. Her yer sazlıklar, doğal. Resim yapıyor musunuz? Evet, yağlı boya resimler yapıyoruz. Tabii Bolu olunca her yer doğa. İlham gelip duruyordur size. Aynen öyle. Gerçekten doğaya aşığız hepimiz. Buralara kadar çıktık geldik Fatoş Hanım'a. Buse Kuaför ve Güzellik Salonu'na tekrar buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben güzel teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Göl çevresinde 2 adet 5 yıldızlı konaklama tesisi, bungalov tipi konaklama üniteleri, kamp ve piknik alanları ile lokantalar mevcuttur. Bolu'ya 34 kilometre, Ankara'ya 225 kilometre, İstanbul'a 258 kilometre uzaklıktadır Abant. Abant Gölü'ne Bolu merkezden ulaşım her 2 saatte bir şehir merkezinden kalkan özel halk otobüsleriyle yapılmaktadır. Abant Gölü'nü arkamda görüyor musun? Donmuş. Ben de donmuş bir yere kadar yürüdüm. Şimdi biraz daha yürürsem böyle. Şu an göle hafif hafif hafif. Evet, artık buralar donmuş, su bayağı sıkı donmuş. Tehlikeli gözükmediği için de üzerinde birazcık doğru kenarda yürüdüm. Gittiğim her yerde kış çekimleri var. Uzungöl'e gittim, Karadeniz'e, Bolu'ya geldim. Bolu'daki göl de donmuş. Ben kış çekimlerinden şimdilik çok memnunum, çok güzel. Üşümüyorum, hasta olmadım. Her şey bomba gibi devam ediyor. Abant Gölü'nün kenarında donmuş bir şekilde göl. Hadi gelin diyor, gezin üstümde. Herkes buraya isim yazmış tabii. Yani biz bir şey bulunca Türk milleti olarak illa adımızı yazacağız düz bir alan. Duvar, taş, ne görürsek işte göl, donmuş göl. Hemen ismini yazmış birisi buraya. Nice yıllara yazmışlar. Evet Fatoş Hanımcığım, karnım acıktı. Ne yapacağız? O zaman ne yapıyoruz? Bolu Dağı'nda uçar et mangala gidiyoruz. Eyvah eyvah. Mükemmel olacak. Öpüyoruz. Bye. Ay şu evin tatlılığına bakın. Önceden burası evmiş. Amca evini kafeye çevirmiş. Ben olsam ben de aynı şeyi yapardım. Evet. Gidiyoruz. Evet. Hala yoldayız. Varamadık restorana bir türlü. Ama yolda akşam da olsa güzel manzaralar var. Trafik çok yoğun.
İstanbullular yine hafta sonu burayı zapt etmişler. Bu İstanbullular, affı İstanbullular. Akşam yemeğimizi Uçar Et Mangal Restoran'ta yedik. Bizi ev sahibesi Recep Bey ağırladı. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Afiyet olsun Allah bize. Allah. Çok güzel bir lezzet. Bolu Dağı'nda Uçar Et Mangal Recep Usta'yı buluyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel et mangalını yiyorsunuz. Herkese buradan sevgiler. Öpüyoruz. Rica ederim. Görüşürüz. Sağ olun. Gölcük Gölü'ne geldik. Bolu'nun 13 kilometre güneyinde yer alan Bolu Gölcük Gölü ve Tabiat Parkı muazzam güzellikteki doğası ve sakinliği ile eşsiz bir manzaraya sahiptir. İstanbul ve Ankaralıların hafta sonu uğrak mekanlarından biridir Gölcük Gölü. Göl adını Bolu'nun merkez ilçesine bağlı bir köy olan Gölcük Köyü'nden almıştır. Fatoş Hanım, nereye geldik? Ama böyle bir şeyler geçeceğim. Hiçbir şey olmaz. Gölcük'e geldik bugün, dedim ki söylediğimiz gibi. Evet, çok Bolu'nun güzel. Bolu'nun en güzel yerlerinden birisi burası. Burayı pek bilmezler Gölcük'ü ama Gölcük böyle sıcak bir yer. Evet. Oradaki o sembolik ev aslında kime ait? Bilmeyenler için söyleyelim. Yedi cücelerin yeri diye sembolik olarak öyle yapılmıştı, kurgulanmıştı. Ha. Şu an orman işletmesi. Orman işletmesine bağlı diye biliyorum. Çok güzel gözüküyor tabii ki. Gölcük Köyü'nün güneyinde ormanlar arasında suni olarak yapılmış küçük ve şirin bir set gölüdür Gölcük Gölü. Gölün etrafında kökler ağaçları ve sarıçam ağaçları vardır. Doğanın olağanüstü güzelliğiyle kaplı olan gölün hemen kenarında bulunan o meşhur fotoğrafları çekilen ev ise Orman Bakanlığı'na ait devlet konuk evidir. Selam arkadaşlar. Gölcük'ten herkese selamlar. Selamlar. Evet. Burası da donmuş. Arkamızda evimiz. Arkamızda duruyor gördüğünüz gibi çok güzel. Evet. Avant Gölü'nün burası da donmuş. Çocukluğumuzda. Evet. Değil mi? Çok güzel bir evdir gerçekten. Bunun resimleri de çiziyoruz biz arkadaşlarla. Çok güzel. İnsan sıcak bir şey veriyor. Evet. Peki şimdi Gölcük daha küçük Bolu Avant Gölü'nün. Avant'a göre evet daha küçük. Çok da bilinen bir yerde değil aslında. Yani Avant'a göre. Biliniyor ama öyle diyorsunuz. Biliniyor da şey olarak biliyorlar. Avant'la sanıyorlar bu evi. Öyle bilenler de var. O yüzden Bolu'muzda böyle çok güzel küçük bir gölcüğümüz var. Ama çok sıcak, çok yani daha görülmesi gereken yerlerden birisi. Evet. Bugün de burayı dolaşacağız. Çok da büyük bir yer değil. Şimdi karşı taraftan bir 10 dakika yürüyeceğiz. Böyle o bak. Eve daha yakın bir görüntü almak adına. Ama elektrikli faytonlar da var. Sağ tarafımı gör. Faytonlarla da Gölcük Gölü'nde gezebilirsiniz. O zaman hadi biz yürüyüşe hadi başlayalım. Biz gidelim. Gel. 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 Aladağlar eteğinde bulunan Gölcük Gölü, hafta sonları günübirlik kaçamak yapmak amacıyla kolaylıkla gidilebilecek yerler arasındadır. Tertemiz havasında yürüyüş yaparak görsel güzelliği göz doldurduğu için donmuş gölün etrafında bolca fotoğraflar çektirebilirsiniz. Şimdi arabamızı sahiplendik. Evet, elektrikli faytonumuz bu şekilde. Gölcüklüler, Bolu'lar hayvan dostu, gördüğünüz gibi atlara eziyet etmiyorlar. O yüzden elektrikli faytonların olmayı. Yani fayton güzel. Hiçbir şekilde elektrikli araçların olması iyi bir şey. Ve gölün kenarında dinlenen insanlara
gezdiriyorlar. 7 gün sonra böyle bir araç var. Biz de şimdi bineceğiz. Görüşen önümüne itibaren bir tur alacağız. Yaparız ya. Şoförümüz gelsin. Hatta biz bile yapabiliriz şoförlük. Yapamayız. Ben geçeyim. Oğlum sen nerede? Siz de binin. Köpeğe sevmeye gittim. Oğlu Gölcük efendim. Mini Parklar Orman Bakanlığı'na ait. Cenab-ı Allah'ın lütfunu yer. Peki bu evde kim kalıyor karşıdaki? Devlet konuk evi efendim. Devlet büyükleri kalıyor. Bakan düzeyindeki insanlar. Sen ben kalamıyoruz yani. Yok. Evet efendim. Çok üzüldüm. Şimdi peki biz bu evin kenarına kadar gidip fotoğraf, video çekebilecek miyiz? Bahçeye giremeyeceğiz efendim. Yanında durabiliriz. Tamam. Bahçede kameralar var. İçeri sokmuyorlar efendim. Hocamı beğendiniz mi efendim? Çok. Güzel. Beğendik. Evet Fatoş Hanım. Ekrem'le de barış. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ekrem nasıl dolu gezmesinde? Valla harika. Ben hem kendi memleketim hem de burada olmaktan çok mutluyum. Bir de seninle olmaktan daha da mutluyum. Ben de çok mutluyum. İyi ki de gelmişiz. İyi ki de bana böyle bir şey teklifte bulunmuşsunuz. Çok beğendim. Çok mutlu oldum. Bana gezmek deyin zaten. Size de kısa bir ara oldu aslında. Güzel oldu. Döndüğümde bomba gibi işimin başında olacağım. Evet. Döndüğünüzde bomba gibi bakım günlerine devam edeceksiniz. Bana da buraya gelmeden önce zaten yapmıştınız bakım. Çekmiştik sizi birlikte. Sonra da bunu planlamıştık. Evet. Bize de aslında çok güzel bir program oldu bu şekilde çekim yapmak beraber, değil mi? Aynen. Güzel oldu. O zaman Bolu'dan, Gölcük'ten, Fatoş Hanım'ın memleketinden herkese kocaman kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz arkadaşlar. Ve herkesi bu güzel cennet ilimize davet ediyoruz, değil mi? Kesinlikle. Öpüyoruz. Yaşlarımızda kartpostallardaki meşhur Gölcük'teki gölün kenarındaki ahşap ev artık buranın bir simgesi haline geldi zaten. Türkiye'den dünyanın her yerinden bu evi herkes biliyor. Evet, gölümüz zaten buz tutmuş, Abant Gölü gibi. Ev çok tatlı yerinde duruyor. Devam edelim. Evet, evin maalesef bahçesi bu şekilde çevrelenmiş. İçeriye girmek tabii ki yasak. Ama şöyle bir arkadan da olsa bir görüntü alalım dedik, etrafı çekelim dedik. Buradan şöyle, ben hazır Fatoş Hanım'ı yakalamışken onu çekeyim. Emir! Emir! Bana çarpıyorsun. Biraz aldım dikmeden, Halimem dallarını bükmeden. Halimem dallarını bükmeden. Bir armağan ver bana Halimem, ben gurbete gitmeden. Halimem, ben gurbete gitmeden. Tombalacık Halimem, yar başına gel. Ben gidiyorum Bolu'ya, düş peşime gel. Tombalacık Halimem, yar başına gel. Ben gidiyorum Bolu'ya, düş peşime gel. Öpüyorum Bolu, size gelsin bu şarkı. Kiraz aldım dikmeden, Halimem dallarını bükmeden. Halimem dallarını bükmeden. Bir armağan ver bana Halimem, ben gurbete gitmeden. Halimem, ben gurbete gitmeden. Evet, şu an nilüferlerin olduğu yerdeyiz. Yani gölün üstündeyiz. Yazın burada çok güzel nilüferler oluyor. Ve onlara biz tabii dokunmak istiyoruz ama dokunamıyoruz. Ama şu anda gölün üstünde. Altı da buz tutmuş. Çok evet, güzel. Az sonra anonsu patlatır görevliler. Gölün üstünden uzak durun. Göle inmeyin. Abi geldiğimizden beri evet. Böyle bağırtırıyorlar. Özellikle bizim Arap turistler laf dinlemiyor. Geliyorlar gölün üstüne. Çıkıyorlar tehlikeli olduğunu bile bile.
görevlileri bayağı zor durumda bırakıyorlar. Lütfen siz aynı hataları düşünmeyin. Dolmuş göl tabii ki de tehlikeli. Altta ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. Bolu, Abant, Gölcük. Yedi göller civarı. Çok güzel cennet. İlk Bolu'yu çok severim. Yazın yeşili ayrı güzeldir. Kışı ayrı güzeldir. Türkiye'mizde bir İsviçre burası aslında. Aynen. Türkiye'mizin İsviçresi. Öyle diyoruz. Aynen. Yani İsviçre Avrupa'da büyük ama burayı İsviçre olarak isimlendiriyorlar, Bolu'lular. Evet, şimdi bizim Bolu turumuz, Bolu maceramız, Fatih Yolu'nun artık son buluyor arkadaşlar. Buradan ikimiz de İstanbul dönüş yoluna devam edeceğiz. Fatih Hanım'ın bu güzel ev sahipliği için, bu güzel nezaketli turist rehberliği için, Bolu rehberliği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben güzel de çok. Güzel bir YouTube filmi oldu takipçilerimize. Aynı zamanda Çerkezköy'de Bursa Kuaförü ve Güzellik Salonu'nda. Dediğimiz gibi herkesi güler yüzlü hanımefendinin yanına bekliyoruz. Bakımınızı, her türlü cilt bakımınızı, tırnak bakımınızı, makyajınızı, gelin makyajınızı Fatoş Hanım'a gelebilirsiniz. Instagram'da Fatoş Uçar'ı ve Bursa Kuaförü ve Güzellik Salonu'nu takip etmeyi unutmayın. Söyleyeceğiniz bir şey var mı Fatoş Hanım? Ben çok sevindim. Hem benim için bir tur oldu. Bir rahatlama, huzur oldu memleketime gelmekle. Senin de burada olman çok güzeldi. Ben seninle teşekkür ederim. Çok güzeldi. Evet, ben de çok memnun oldum tanıştığımıza. Güzel bir işbirliği oldu. Buradan o yüzden herkese, takipçilerimize bir kez daha sevgilerimizi getirelim. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Bolu'yu sevgiler. Bekliyoruz. Bursa Kuaför ve Güzellik Salonu'nu bekliyoruz. Tekirdağ Çerkezköy'e. Öpüyoruz. Sevgiler. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Videolarımı beğenip, güzel yorumlarınızı yazıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki seyahatimiz olan Güneydoğu Anadolu gezimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.